Hepinizin de bildiği üzere son günlerde mecliste yaşanan nisap sorunları, hükümetin ortağı olan partilerin kendi içerisinde yaşamış olduğu problemler ve tabii ki yine hükümet ederken farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım. Burada öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Çok zor bir dönemde bir hükümet kurduk. Dünyada Covid-19 salgınının olduğu bir dönemde hepinizin malumunun olduğu üzere önce bir icraat hükümeti kurmayı planlamıştık. Fakat siyasi partilerden olumlu yanıt alamayınca bir azınlık hükümeti kurarak ülkemizi bu zor şartlarda hükümetsiz bırakmadık ve gerçekten sağlık alanında ortaya koyduğumuz performans ile de dünyada çok en iyi ülkelerin başında gelmekteyiz. Bugün itibariyle görevi bırakmış bulunuyorum. Bununla ilgili istifa nedenlerini içeren yazılı bir açıklamayı az sonra basından paylaşacağız. Dolayısıyla şu anda daha fazla açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Ancak bir kez daha yinelemek istiyorum. Hükümet ortaklarımızın kendi parti içerisindeki sayıyı sağlayamamaları, burada Ulusal Birlik Partisi tüm milletvekilleriyle mecliste, parlamentoda yer alırken gerek Demokrat Parti'nin kendi içerisindeki milletvekilini sağlayaması, gerekse Yeniden Doğuş Partisi'nin kendi içerisinde yaşamış oldukları bir kurultay sonucu partideki bir milletvekillerinin istifa etmesiyle bugün itibariyle mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanı'na iade etmiş bulunmaktayım. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şimdi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu değerlendirecektir. Hepinizin bildiği üzere biz geçtiğimiz gün 46. yıl dönümümüzü kutladık. Kutlarken de bir bayram havası mevcuttu orada. Yani Ulusal Birlik Partisi hepinizin de çok iyi bildiği üzere geçtiğimiz pazartesi günde parlamentoda bir erken seçim şansını zorlamak için, bir konsensus sağlamak için büyük gayret ortaya koyduk. Fakat muhalefetten aynı yaklaşımı da görmediğimizi üzülerek belirtiyorum. Dolayısıyla erken seçime de en hazır partinin kurultay gecesi ortaya koyduğumuz sinerjiyle Ulusal Birlik Partisi olduğuna çok net ifade etmek istiyorum. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak zaten bir erken seçim kararında 6 Şubat tarihinde olmasında kendi grubumuzla tartışıp bir karara ulaşmıştık. Bir uzlaşıyla 6 Şubat'ı önermiştik. Fakat bu da gerçekleşmeyince artık parlamentoda da nisabımız olmadığından dolayı bizim siyasi ahlak gereği görevi iade etmemiz kaçınılmaz olmuştur. Ben de bugün itibariyle görevi Sayın Cumhurbaşkanıma iade ettim. Bir seçim hükümeti var mı acaba? Şimdilik Sayın Cumhurbaşkanımızın burada izleyeceği tutum da çok önemli. Tabii oradaki gelişmelere göre benim sadece ajandamda ne olacağı çok önemli değil. Çünkü sonuç itibariyle ben de bundan sonra atılacak her adımda Ulusal Birlik Partisi'nde hükümete girme veyahut hükümetten ayrılma kararları biliyorsunuz parti meclisince alınır. Bu çerçevede parti meclisimizde değerlendirdikten sonra kararı üreteceğiz. Ancak realite şu ki grup olarak bir erken seçimden bahsettikten sonra erken seçim hükümetinin nasıl gerçekleşebileceği günün şartlarına bağlı olarak konuşulabilecek konulardır. Şu anda önceden yorum yapmam çok doğru değildir diye inanıyorum. Yani 2021 yılı içerisinde bir erken seçim olacağını söyleyebiliriz aslında sanırım. 2021 yılına takvim yetişir mi yetişmez mi şu anda bir şey söyleyemem ama en erken zamanda bir erken seçime gidilmenin kaçınılmaz olduğunu ifade edebilirim. Artık meclis parlamento bence görev süresini tamamlamıştır diye inanıyorum şahsen. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yazılı açıklamamı göndereceğim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.